Sen söylüyordun şipi olan insanla asla o konuşmayı ne dediysen ilk başta evet şipi olan biriyle yola girmem ama bu etkilendiğim zaman peşini bırakacağım anlamına gelmiyor diyorum. Orayı dinledim mi bilmiyorum. Orayı ben dinle. Diğerine odaklanmış. Ya kafama birini yazdıysam şipi olsun olmasın hani çok önemli değil. Sen beklesin, bir şey beklersin. Şipi olan insana tabii ki yapmam. Bu bana göre değil. Ama bu etkilendiğim veya ondan kopacağım anlamına gelmez. Ben bu kafaya girmene çok anlam veremedim. İşte izledikçe giriyor. Benim girmediğim bir dünya kafa varken izledikçe sen niye? Dedim sana izledikçe. Ben izleyince ne kafalarına gireceğim çok merak ediyorum. Ben daha farklı kafalara girmem lazım. Hayır ne alaka? Ben netliğinden bahsediyorum. Şeyden bahsetmiyorum ki. Geçmişten sen hep isimleri önüme ya. Sürüyorsun. Geçmişten geliyoruz ya. Tamam. Geçmişten aklıma takıldı. Takılanı ben söyle dedim. Bakışlarına falan da takılmam lazım. Bakışın konuşurken falan yok. Bak aynı şeyi yapıyorsun sürekli. Bir bakış, iki. Dün de yaptın o çıkarken. O insanlarla veya herhangi bir tanışma yoluna girmediğin bir insanla konuşurken ki tavırların. Onlara da takılmam lazım. Geçmişteki video şeyleri, bölümleri izleyip yorum yapacaksam. Bunlara takılırsam hiç çıkamayız buradan. Ben kimseye bakmıyorum. Nasıl bakmıyorsun? Bakmıyorum, alenen bakmıyorum yani. O diye bakmıyorum yani. Boş bakıyorumdur, ona şu denk geliyordur atıyorum. Şu anlamda bahsetmiyorum ben sana. Tamam, sen dün de yaptın ya aynı muhabbeti, o yüzden sen söylüyorum. Sen bana yaptığın için ben sana yaptım. Aynı şeyi yaptığın için. Sen bana diyorsun ya bakıyorsun, ben kimseye ama bakmıyorum. Ama benim bakışlarım kimse konuşmuyor. Senin bakışların konuşuldu bu evde. Benim bakışım böyle. Ben gidip bir insana bir tamam işte benim bakışım şey da böyle. Senin bakış olayına bizim olaylar aşmamız lazım. Bakmayacaksın kimseye ya. Ben kimseye bakmıyorum zaten. Yani konuşurken de bakmıyor. Biri konuşuyorsa da konuşsun, sen şöyle dur. Başka yöne bak. Ben geriliyorum. Baktığın zaman bu ev böyle bir ev. Çünkü ben o bakıştan başka imalar çıkartabilir insanlar ve buna pay bırakmak istemiyorum. Bu kadar basit. Bak sen ne dedin bana? Senin bakışlarından dolayı belki de insanlar yüz alıyor da böyle davranıyor dedin. Bak sen böyle bir anlam çıkardın. Belki o insanlar da senin bakışını yakalayıp böyle bir anlam çıkartacak. Aramızdaki fark şu. Ben geleli 3 gün olmuş, milleti tanımak için yüzlerine bakıyorum. Analiz yapmak için. Sen buraya geleli, ben geldiğim zaman bir 15 gün... Geç artık onu. 15, o zamandan bahsediyorum, ilk konunun açıldığı zaman. Sen oraya geleli 15 gün olmuş, insanları tanımışsın zaten. 15 gün, 3 gün arasında çok büyük bir fark var. Biz seninle bir 15 gündür bir ilişki yaşıyoruz. Değil mi? Ben de yaşadığımızdan beri hiçbir şey yapmıyorum. Yapsaydım bir de yaptın da yapmıyorum, gerçi neyse. Dikkat ediyorum, yapmadım. Hayır, o konuyu geçtiğimiz hatamı farkındayım. Tamam, kapattık, bitti. O benim için hiçbir ciddiyet olmayan bir şeydi. Siz ciddiye aldınız, tamam. Saygı duydum, hak verdim, bitti. Kapattık o konuyu. Ama ben onun dışında hiç kimseye öyle bir imalı bakış atmıyorum yani. Sen öyle ima ettiğin için söylüyorum. Ben bakıyorum, onu anlamadım. Ben birine imalı mı bakıyorum? Tamam. Ağzındaki baklayı çıkar, konuşalım, merak ettim ya. Ağzımda bir bakla yok benim. Var, ben ilk bölümleri izleyip bağdaştırıyorum bir şeyleri, anladın mı? Şimdi tamam, onları ne bağdaştırdın mesela burada? Bilmiyorum, ben aklımda burada ben eğer olmasaydım, evde demiyorum yani, boşta olmasaydım veya başka bir şey. Ben sana yeşil ışık yakmasaydım, evet, açmasaydım kapıyı, kestirip atsaydım, sen başka birini tanımak isteyecektin. Tabii ki. İşte, ama bir isim daha var yani. Birkaç isim daha olabilir diyorum. Ben de, belki de şu ben an içinde kalan bir ukde diyorum yani. Benim mi içimde ukde? Tamam. Öyle hissediyorum. Yani kaygıların ne, anlamadım. Kıskançlıktan doğan bir kaygı evet, mı? Evet, kıskançlıktan doğan bir kaygı. Kıskanıyorum abi, ne yapayım? Ben kıskanmıyordum. Ben bu evde kriz geçiriyorum. Kıskanıyorum, çok kıskanıyorum. İstemiyorum hiç kimseyle aynı zaten ortamda da bulunmanı, ben bakmanı. Ne yapayım, içine bir şey giymemişsin ya. Kalk tutmuş içine bir şey mi, gözünü seveyim bak, ben görüyorum ya. Görünen bir şey yok, abartma. Hüse, harbi görünüyor. Mert saçmalama. Görünmüyor bir şey, sabrım, kapalı. Bak gerçekten geliyor, harbi geliyor, ben dolmak istemiyorum. Bak çok basit konular ama dolduğum zaman tam doluyorum. Biliyorsun az çok. Dışarıda konuşmamızı anlıyorsun. Şey şu an görünmüyor diyorum ben de. Görünüyor mu? Ben görüyorum diyorum, daha ne diyeyim sana, görüyorum diyorum bak. Görüyorum. Kıskançlık dediğin şeyi bunlardan yapman lazım, o konulardan değil. Yapma, aa sadece giyim kuş, ben senin giyimine karışamayacağımı göre. Benim giyimde bir şey yok ki. Ne i̇şte var? Erkek olarak yapamazsın. Yo, zaten ben de bunu giyiyorum, atlet giymeyebilirim, ne bileyim vücudum var, kendi yerim çıkarım. Çok kıskanılacak şu an bir şeyim yok. Kıskanıyorum, bir kıskançlık sadece bir şey yapman üzerine olan bir şey değil ki. Kıskanmana bir şey diyen yok ki. İşte ben bunlar bende sorun yaratıyor mu? Sorun yaratıyor, ne yapalım, ilişki mi bitirelim, kıskanıyorsun? Hayır, ya anlamadım. Bitirmek değil, ne alakası var? Ne yapalım şimdi? Kıskandın, eğer sonuç? İşte nasıl aşacağım bunu?
Kendi içinde aşacağım ben, ne yapabilirim bunu? Kafam önemi iyi. Evet.